Merhaba, hastalıklı kulu fibromiyacı derslerin ikincisine başlıyoruz. Bu derste neyi işleyeceğiz? İnflamasyonu. İnflamasyon fibromiyacı da olmazsa olmaz. Zaten fibromiyajiye bir denilen diğer isimde yaygın kas romatizması romatizma ve kaslarla ilişkili kaslardaki inflamasyon kastediliyor aslında ama ilk derste söylediğimiz gibi hastalardaki sadece kas ağrısı ve ağrı değil fibromiyajı. Vücuttaki yaygın inflamasyon. Peki bu inflamasyonla kastımız nedir? Bir yerde bir illa mikrop olması gerekmiyor. Vücuttaki e, belli yerlerdeki akışın bozulması, informatif akışın, fizyolojik çalışmanın bozulması sonucunda önce informatif akış bozuluyor. Postural sendromda anlattığım gibi postoloji derslerinde vücut kayıyor. Kayınca da mekanik olarak da kayıyor. Fasya düzeyindeki informasyon düzeyinde de kayıyor. Ve bununla birlikte beraberinde gelişen bir de bozucu alanların etkisiyle inflamasyonlar oluşuyor. Bu buralardaki çalışmanın aksamasıyla vücudun toksinlerinin atıklarının birleşmesi ve birikmesi vücudun oralarda reaksiyonu peki bu nerede oluyor her yerde oluyor o yüzden de fibromiyajide gizli çağrı var. O yüzden de fibromiyajide genel olarak yorgunluk var. O nedenle de işte tepeden tırnağa yani sonuçta panik ataktan duygusal problemlere, tiroidden iç organlara, bağırsaklara, ayak tabanına, ayak bileğine, ayağın altının elin yanıp donmasına kadar problemler var. Peki bu informasyon akışına neden, bozulmasına neden olan e, inflamasyon kaynağı ana kaynakları neler? E, bozucu alanlar en büyük rol oynamaktadır. Bozucu alan nedir dersek bunu nöral terapiyle e, bize e, Honeke kardeşler nöral terapiyle kazandırmışlardır. Alman e, anestezi ve nöral terapiyi e, tıbba kazandıran bilim adamları. E ee, aslında şöyle bir şey bu. Şöyle basit olarak anlatmaya çalışacağım. Vücudumuz herhangi bir dış etkenle karşılaşınca orada bir reaksiyon oluşur. İşte boğazımıza gelir mikroplar. işte bir yerimiz kesilir, işte doğum yapacağız sezaryen olarak kesilir, bir darbe alırız veya ne bileyim bir enfeksiyon geçiririz, viral enfeksiyon geçiririz. Son yıllarda çok başımıza geldi bu durum. Karaciğerimiz ve iç organlarımız özellikle karaciğerimiz çok belirgin etkilenir bu tabloda. İşte buralarda geçirilmiş hastalıklardan sonrasında bir kalan e, olumsuz uyarandır. Peki bu nasıl kalır? Aslında hastalıklar e, dış etken bize geldiğinde o bölgedeki ilk etki vücudun o problemden haberdar olması içindir. Hastalanma ilk olarak sinir sisteminde bilgi olarak başlar ve o bölgedeki hücrelerde de, de depolarizasyon, elektrik sinyalinde bir değişim olur, vücudu ayar, e, alarma eder ve vücudu haberdar etmek için. Bu gerekli, fizyolojik bir durumdur ama dış etken yoğun, Yüksek düzeyde devam ederse, vücut orada kendini tamirde zorlanırsa veya o hastalanmanın olduğu dönemde vücut genel olarak düşgünse, o problem e, iyileşme görülse bile fizyolojikte hani görünürde fizyolojik değil de görüntüde iyileşme olup işte yaramız kapansa boğazımızdaki iltihap geçse de o bölgede o elektriksel biyoelektriksel bozuk oradaki informatif bozukluk kalır. Hastalıktan yıllar sonrası da vücuda sinyal göndermeye devam eder. İşte bunu bozucalar, şütöfer, interferans felit gibi isimlerde söyleyebiliriz. Bunlara olumsuz uyaran odakları diyelim. Peki bunlar nerelerdir? En önemlisi fibromiyajı de boğazdır. Bir bölümünüz biliyorum ki ne zaman boğazı kötüleşse, boğazında bir sıkıntısı olsa fibromiyajı ağrıları da artar veya çocukluklarında çok sık enfeksiyon geçirme olayı vardır veya benim kendim veya benim ailemde olduğu gibi annem çok geçirdi. Annemin fibromiyajisi var. Benim abim de çok hastalık geçirirdi. Ben çocukluğumda çok geçirdiğimi hatırlamıyorum. Yani çok antibiyotik de kullanmıyordum. Ve ilkokulda antibiyotik kullandığımı hatırlıyorum. O zaman başım, ondan sonra baş ağrılarım, migrenim arttı gibi oldu. Sonra bir ortaokulda geçirdiğimi hatırlıyorum. Ondan sonra geriye dönüp baktığımda baca, o dönem bacaklarımın çok ağrıdığını hatırlıyorum. Aslında huzursuz bacak dediğimiz o bacak ağrının boğazla çok ilişkisi vardır. Bu benim e, 10 binden fazla hasta deneyimim var. Çünkü e, biliyorsunuz beni takip edenler. Ben yaklaşık 20 yıla yaklaşıyorum. Sadece fibromiyaj ve migren ve bununla bağlantılı belli hastalıklarla çalışıyorum. Ve bu kadar yıldır bu kadar hasta deneyimi birikimim sonunda diyebilirim ki boğaz burada çok önemli rol oynamaktadır. Aslında hepimizin bozucu alan dediğimiz en önemli yeri boğazdır. Çünkü cildimiz geçirgen değil dir Dışarıya açılan kapımız boğazdır. Boğazdaki depolarizasyon alanları en önemli odaklardan birisidir. Benim gibi çok fazla enfeksiyon geçirmemiş olsanız da geçmişinizde ailenizde yatkınlık varsa, ailenizde varsa zaten sizin o bölgede bozuç vardır. Aslında boğaz bozuç alanı herkeste var da Altyapısı e, sinir sistemi çok hassas olmayanlarda sistemde sorun yaratmıyor, dikkat çekmiyor. Bizim gibi fibromiyaj hastalarında sinir sisteminde veri çok hızlı ve karmaşık işlendiği için olumsuz verilerde sorun yaratıyor. Bu az bir. İkincisi kadınlarda bu hastalık çok sık görülüyor biliyorsunuz jinekolojik bölge. Jinekolojik bölge deyince rahmimize yapılan her şey. Normal hamilelik, normal doğum rahmi tamir eder. Ama onun dışındaki sezeryan, küretaj, spiral e epizotom hani e epizotomu de yapar bunu doğum sırasında kesiyorlar ya. Onlar veya bu tür yapılan bütün uygulamaların olumsuz etkisi vardır veya geçirilmiş enfeksiyonlarında. Bu anlamda e kadınlarda böyle çok pelvik inflamasyonlar çok yaygın geçirilmiyor ama ben fibromiyaji erkek hastalarımda da prostatit geçirilmiş ve çok uzun yıllar tedavisi zordur ve kolay da tedavi olmaz normalde antibiyotiklerle çok uzun yıllar prostat öyküsünü çok sık rastlıyorum. Hepsinde yok ama bir bölümünde çok belirgin olarak görüyorum. Enfeksiyonlar bunlar ama geçirmiş bağırsak enfeksiyonları bu tür şeyler de etken olabilir ama iki ana kapı bir yukarıdan ve aşağıdan açık olan yerimiz kadınlarda özellikle bizim hastalığın inflamasyon odağı ve bozucu alan oluşturmaktaki önemli yerlerimiz. Ama bir o kadar daha önemli bir yerimiz var. geçirilmiş viral enfeksiyonlar, hepatit ve benzeri enfeksiyonlar, farkında olmadan geçirdiğimiz viral enfeksiyonlar,

COVID ile birlikte de geçirdiğimiz COVID enfeksiyonları ve uygulanan aşılar karaciğerde skar oluşturur. Hani karaciğerimizde olumsuz uyaran odağı oluşturur. Orada bir etkisi kalır bunun. Ee, onun dışında geçirilmiş başka ameliyatlar, yani estetik ameliyatlardan tutun, işte bir yerimiz yaralandı, dikiş atıldı, bunlara kadar yapılan şeyler de bunlar da bozucu alan oluşturmaktadır. Hani bozucu alanlar derken bunu ayrıca işleyeceğim. Hayatımızda başımıza gelen olaylar, travmalarımız, psikolojik travmalarımız da amigdala düzeyinde bu alan oluşturmaktadır. Bunların hepsinin vücut inflamasyonunda çok büyük rolü vardır. Özellikle boğaz ve rahim ve jinekolojik bölgenin kadın ve erkeklerde önemli rolü bulunmaktadır. Buralardaki bu depolarizasyon odaklarını, olumsuz uyaran odaklarını tedavi etmeden yol alamayız inflamasyonda. Peki bunu tedavi etmek kolay mıdır? Yani bir ilaçla herhangi bir şeyle yapılamayız kesin biyoelektriksel bir durum çünkü tedavide yapılabilecek şeyler nöral terapi bozucu alanı da bize tıbba kazandıran nöral terapi yaklaşımı uygulanabilinir burada nöral terapide ben sistemde de eski sistemi hala yenileyemedim orada da bahsediyorum nöral terapi bozucu alan nedir hani merak edenler daha ayrıntılı bunun bilimsel altyapısını sistemden bakabilirler bu nöral terapi benim çünkü ilk ilaç dışı tıbba geçip çalışmaya başladığımdaki ilk öğrendiğim integratif tıp yaklaşımıdır. O yüzden e, onunla başladım. E, nöral terapiyi kullanabiliyoruz burada. E, nöral terapi neyi içeriyor? Aslında e, prokain ve lidokain iki tane nöra, e, anestezik madde. Diğer anestezik maddelerin böyle bir etkisi yok. Bunlar çok kısa etkili anestezik maddeler. Özellikle prokain çok doğal bir anestezik madde. Isırgan atıp acı bademden elde ediliyor. İşte bu anestezik maddelerin problemli bölge cildine uygulanması o uyarı oluşturuyor. İlaç egzerki değildir. Uygulamayla birlikte orada oluşturduğunuz hiperpolarize dediğimiz biyoelektriksel bir efektle, o oluşmuş kalmış skar bölgesindeki elektriksel, biyoelektriksel e, ee, repolarizasyonu sağlayıp orada stabilizasyonu sağlıyorsunuz. Öyle olunca da vücuda ben yayın diyorum. Bütün vücuda olumsuz uyaran gönderme yayın yapmaktan vazgeçiyor. Vücutta da bir rahatlama ve o inflamasyon ana kaynağında bir düzelme sağlıyor. Bu yeterli oluyor mu? Oluyor ama bir yere kadar. Ben ilk başladığımda nöral terapiyle başladım ama yetmediğini deneyimledim tabii ki gör, e, e, hastalarımda sonuç almaya çalıştıkça. Yetmiyor. E, bazen de uygulama zorlukları var. Karaciğer sıkarını nasıl düzelteceğiz? Karaciğere nereye? Kocaman bir organ karaciğer. Büyük bir organ sağ tarafımızda. Bir oraya iğne yapamayız. Onlarla ilgili işte belli yerlere dışarıdan onun e, sırttan falan segmentleriyle uyarı gönderebiliriz ama yeterli olmuyor. Sonrasında Avrupa Medicine'ı e, eğitimini ve Avrupa medisini keşfettim. Avrupa Medicine'da ise e, kulaktaki Kulak vücudumuzun küçültülmüş halidir. Kontrol paneli gibidir. Kulaktaki skar noktaları, o organla ilişkili kulak bağlantısındaki kulaktaki karşılığı olan skar alanını bulup oraya e, uygulama yaparak, e, burada yani sonuçta frekans da kullanılabiliyor. ASP dediğim benim hastalarım bilir yani birkaç hafta kadar kalan küçük iğneler de takılabiliyor. Zayıflamak için yapılan Çin akupunktur iğnelerinden farklıdır bunlar. Bunlar Fransız ikon. Bunlarla da bir ikisini birlikte ben kombine ediyorum artık. Ee, tabii bu inflamasyon azaltırken bunlar yanı sıra e, beyindeki travma, amigdala'daki e, bozucu alan bununla ilgili ayrıca işleyeceğiz bir ders olarak. Orada tamamen başka bir çalışmaya ihtiyaç var. İşte bozucu alanları tespit edip hastanın hayatında olan onları düzenleyip, bu sinyalleri düzeltmek tedavinin önemli ayaklarından birisidir. Bir sonraki derste vücudun bir informatif akışını işleyeceğiz. Bunu postüroloji derslerinde anlattım. Postüroloji ve bruxizm bundan önce kas bir sonraki derse geçmeden izlerseniz çok memnun olurum. Çok daha hızlı bir şekilde mantığını özetleyip bir sonraki aşamaya geçebiliriz.